Arkadaşlar merhaba. Ben Yayın Denizinden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size Servet-i Fünun dönemi şiirinden bahsedeceğim. Üslûb-ı Servet-i Fünun dönemine ne yaptık? Taşıdık arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bu dönemin oluşmasında aslında etkili olan bir sanatçımız var. Tanzimat dönemi sanatçılarının aslında. Servet-i Fünun döneminin oluşmasında önemli bir rol oynayan Arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size Servet-i Finun dönemi şiirinden bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda Tanzimat dönemi şiirinden bahsetmiştik. Şimdi ise Servet-i Finun dönemi şiirinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dönemin özellikleri yine önemli. Bakın dikkat edin dönemi ne kadar güzel yorumlarsanız Servet-i Finun döneminde o kadar rahat yorumlarla yapacaksınız arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Servet Finun şiiri baskıcı bir yönetim anlayışını sürdüğü yıllarda yani bu yönetim anlayışı dediğimiz şey 2. Abdülhamit döneminden bahsediyorum. Ortaya çıktığı için bak burası önemli. Şiirde bireysel içe kapalı bir anlayış benimsenmiştir. Bu ne demek? Arkadaşlar bu dönemde hala sansür devam ediyor. Biliyorsunuz biz Tanzimat'ta iki dönem ayırmıştık. Tanzimat birinci dönem ve Tanzimat ikinci dönem şeklinde. Tanzimat ikinci dönemde baskıcı tutumdan dolayı ne yapmıştık? Bireysel temalar üzerine yoğunlaşmıştık. Yine bu bireysel temaları bir üst düzey Servet Fünun dönemine ne yaptık? Taşıdık arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Bu dönemin oluşmasında aslında etkili olan bir sanatçımız var Tanzimat Dönemi sanatçılarının aslında ama Servet-i Dönemin oluşmasında önemli bir rol oynayan sanatçımız var Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar dikkat ediyorsunuz buraya. Şimdi onları söyleyeceğiz zaten tek tek özelliklerine bakacağız. Tanzimat 1. dönem şimdi görülen toplumsal fayda amacı 2. dönemde sanatsal kaygıya dönüşmüştür. Servet Fünun şairleri 2. dönem Tanzimat sanatçılarının yolundan gitmiş. Bak burası önemli. Özellikle Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhakamit Tarhan'ı örnek almışlardır. Zaten kurulmasında da yani Servet Fünun döneminin oluşmasında da etkili olan isimlerin başında kim geliyor? Recaizade Mahmut Ekrem geliyor. Unutmuyorsunuz arkadaşlar burayı. Abdülhakamit Tarhan'ın Türk şiirinde gerçekleştirdiği yenilikleri daha da genişletmiş ve Türk şiirine yeni bir görünüm kazandırmışlardır. Arkadaşlar biliyorsunuz Abdülhakamit Tarhan divan edebiyatı geleneğini yıkıp Batılı anlamda artık güzel eserler vermeye başlamıştı. O yüzden Abdülhakamit Tarhan Servet Efendi'nin döneminin oluşmasında da etkili olacak isimlerden birisi. Fransız şiirinden Sone, Terzelima... Triyole gibi nazım biçimlerini almışlar. Özellikle Sone ile başarılı örnekler ne yapılacak? Verilecek arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Burada notumuz var. Notta Sone, Terzeri, Matriyole, Balat gibi nazım biçimlerinin nasıl kurulduğuna dair notlar var arkadaşlar. Sayfa 166'dan burayı inceliyorsunuz. Divan şiirindeki müstezat nazım biçimini değiştirip serbest müstezat haline getirmişlerdir. Yani divan edebiyatından bir nazım biçimi alıyorum. Ve bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Artık kendi şeklimizle yoğuruyoruz. O da serbest müstezatı ne yapıyor? Elde ettiriyor bize. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uygulamışlardır. Hadi bakalım. Anahtar kelimelerinden yine tırnak içerisinde alman gereken yerlerden birisi. servet Fünun döneminin sanatçıları aruz ölçüsünü Türkçe'ye ne yapacak? Başarıyla uygulayacaklar. Özellikle tevfiklet göreceğiz burada arkadaşlar. Birazdan zaten sanatçımıza geçtiğimiz zaman bunu yine dile getiririz. Ama siz gene de burada ne yapıyorsunuz? aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı uyguladıklarını bu dönemde biliyorsunuz. Bunda en başarılı isim olmuştur. Zaten dile getirdik bunu. Aynı şeyde farklı aruz ölçüleri kullanmışlar. Aruz ölçüsünün ahenginden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Konuya uygun aruz ritimlerini bulmaya çalışmışlardır. Bakın bunlar hep sanat için yapılması gereken şeyler. Yani edebiyatta, şiirde estetik zevki ön plana çıkarmak için yapılması gereken şeyler. Burada da zaten amacımız sanat yapmak bu dönemde. Çünkü dönemde baskıcı bir tutum var. Bu baskıcı tutumdan dolayı toplumsal olaylar yerine daha çok bireysel çabalar üzerine yoğunlaşıp amacımız sanat yapmak olacak. Dikkat ediyorsunuz. Sonra devam ediyorum. Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı şiirinde birden fazla aruz ölçüsü kullanarak karın yağışını hissettirmeye çalışmıştır. Bak sadece arkadaşlar tema yok. Burada aynı zamanda müzikalite dön plana çıkacak. Dikkat edin karın yağışını ne yapmaya çalışıyor? Hissettirmeye çalışıyor. Amacımız sanat yapmanın zirvesinde. O yüzden dikkat ediyorsunuz bakın. Herkes yapamaz. Yani kar yağışını hissettirmeye çalışıyor. Ne ile? O şiire katmış olduğu harflerle arkadaşlar. O yüzden bakın çok önemli dikkat ediyorsunuz. Kafiye ahenk unsuru olarak ele alınmış. Göz için değil, kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem'i hatırlıyorsunuz. Sürekli tartışma içerisinde Göz için kafiye mi, kulak için kafiye mi? Recaizade Mahmut Ekrem kulak için kafiyeyi benimsiyordu. E, bu dönemin oluşmasında etkili olacak bir adamsa Recaizade Mahmut Ekrem. O zaman bu dönemde hangi kafiye anlayışı benimsenir? Tabii ki kulak için kafiye anlayışı benimseyecek. Dikkat ediyorsunuz. Şiirde ahengi ses akışı, söyleyiş ritim ve her türlü ses benzerlikleriyle sağlamaya çalışıyorlar. Kafiye, iç kafiye ve aliterasyonlara da ne yapıyoruz? Yer veriyoruz. İç kafiye dediğim şey biliyorsunuz. Dize ortalarında yer alan kafiye çeşidine iç kafiye diyeceğiz. Dikkat ettim. İfadenin bir beyitte bitmesi veya mısra bağımsızlığı anlayışına bağlı kalınmamış bütün güzelliğine önem vermiştir. Tanzimatta da bu böyleydi. Divan edebiyatındaki parça bütünlüğünü ne yapmıştık? yıkmıştık orada. Hatta tanzimat ve divan edebiyatı karşılaştırırken ne yapmıştık arkadaşlar? Bunu farklılıklar arasında göstermiştik. Yine kitabımızda yer alıyor. İnceleyebilirsiniz. Bir önceki videomuzda da dile getirmiştik. Anjan Bumanlar. Bak burası da önemli. Yeni yeni bakın dikkat edin. Şiir anlayışları devreye giriyor. Cümledeki anlamın bir dizede bitmeyip sonraki dizelere geçmesi, kayması ve sarkması anlamında kullanılıyor bu anjan buman şiiri nesle yaklaştırma bakımından da önemli bir terim olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Şiirde cümleleri istedikleri kısalık ve uzunlukta kullanmışlar. Cümleleri mısra ortalarında bitirip başlattıkları gibi bir cümleyi birkaç mısra yaydıkları da olmuştur. Yani serbest arkadaşlar şekilde ne yapıyorum? Şiirlerimi oluşturuyorum. Buraya dikkat ediyorsunuz. Şiir dilinde Arapça, Farsça kelimeleri sıklıkla başvurmuşlar. Anlaşılması güç ağır bir dil kullanmışlardır. Amacım sanat yapmak. Ben bu sanatı yapmak için bakın Servetçi'nin dönemi de zaten dikkat ederseniz yine saray ve çevresine hitap edecek. Aynı divan edebiyatındaki gibi. Ama divan edebiyatının gelenekleri ne yapıyorlar? Yıkıyorlar. Yönümüzü tam anlamıyla batıya çevirdik şu anda. Sone, Terzelima, ile Balat gibi nazım biçimleriyle yeni tür, yeni konular işleniyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. O bakımdan önemli. E burada da anlaşılması güç ağır bir dil kullanacak ama yine de Arapça ve Farsça kelimelere yine yer veriyor muyum burada? Yer veriyorum. Dikkat ediyorsunuz. Sanat kararı bir üslup peşinde olan sanatçılar batılı söyleyiş tarzının etkisiyle bak burası da çok önemli. Buradan sonra da bir iz atıyorsun. Saati semen fam. Yasemin Kokulu saat anlamına geliyor. Berfizlerin altın renkli kar gibi yeni tamlama ve kelimeleri ne yapıyoruz? Edebiyatımıza dahil ediyoruz. Bakın bu tamlamaları da sorularda göreceksiniz arkadaşlar. Kaynak kitaplar bunları ya da denemeler bunları size ne yapacak? Soracak. O yüzden yeni tamlamalarda şiire dahil oluyor mu artık burada? Oluyor. Buraya da dikkat ediyorsunuz. Dönemin siyasi yapısının da etkisiyle toplumsal konulardan uzak durulmuştur. Yani baskıcı bir tutumdan dolayı sansür uygulandığı için edebiyata toplumsal konularda ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Peki niye yöneleceğim? Aşk, günlük yaşam, Doğa görüntüleri, karamsarlık, düş kırıklıkları gibi bireysel temalar üzerine gene ne yapacağız? Yoğunlaşacağız. Tanzimat ikinci dönemden beri bu böyle devam etti biliyorsunuz. Tanzimat dönemi şiirinde görülen hak, hukuk, adalet gibi kavramlar şiirden tamamen uzaklaştırılıyor. Bu şiirde yer almayacak dikkat ediyorsunuz. Bireysel üzerine yoğunlaşacağız. Şiirde betimlemelere sıkça başvurmuşlar. Tablo çizer gibi şiirler kaleme almışlardır. Bu da neyin etkisi? Parnasizmin etkisi biliyorsunuz parnasizm şiirdeki gerçeklik demek arkadaşlar. O yüzden bakın dikkat edin burada da şiirdeki gerçekliği ele alacağız. Tablo çizer gibi şiir oluşturmaya çalışacağız. Parnasizm ve sembolizm akımlarına etkilenmiştir. Parnasizm şiirdeki gerçeklik dedik. Buraya dikkat ettin. Sembolizmde şiirde müzikalite yaratma olacak aslında. Ağırlıklı olarak bundan bahsedeceğiz. Parnasizm etkisi tabloların altına şiirler yazmışlardır. Aynı zamanda bir ressam olan Tevfik Fikret bu tarzda başarılı olmuşlardır dikkat ediyorsunuz. Burada sayfa 535'te yine parnasizm ve sembolizmle ilgili detaylı bilgiler var. Biz de videolarımızda bunu anlatacağız sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şiirde kuvvetli bir musiki dili görülür. İşte sembolizm etkisi. Bak dikkat et. Musiki dili görülür demesi. Amacımız zaten sanat yapmak. Bununla sembolizmle ne yapıyoruz? Zenginleştiriyoruz. Dikkat ediyorsunuz gene. Şiirde dış musiki ve iç musiki egemen olacak arkadaşlar. Buraya da dikkat ediyorsunuz iç musiki. Yani musiki ser Servet-i döneminde olmazsa olmazlardan özellikle şiirinde olmazsa olmazlarından dikkat ediyorsunuz buraya. Tevfik Fikret dili ve tekniğiyle dış musiki, cenab Şahabettin ise ince buluş, parlak hayal ve mecazlarıyla iç musiki yakalayabilen şairlerdendir. Dikkat ediyorsunuz yine kaynak kitaplar sorabilir. Servet-i şiirinde özellikle Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin öne çıkan şair olmuştur. Evet özellikle bu iki isim şair olacak. Dikkat ediyorsunuz şiirleriyle önemli olacaklar. Bu dönemde bize şiirleriyle önemli eserler bırakacaklar arkadaşlar. Dikkat edin. Burada Elhan Şita var. Bakın dikkat edin. Servetimin döneminde kaleme alınan aşağıdaki kişinin biçim, konu ve üstü özelliklerine dikkat ediniz demiş. Bakın dikkat edin. Nazım biçimi olarak farklı. Hep Arapça, Farsça tamlamalara yer vermiş. Bir müzik, müzik etkisi yaratılmaya çalışmış. O yüzden Elhan Şita gene Servetimin dönemini yansıtan önemli eserlerden birisi. Dikkat ettik. Şimdi Tanzimat dönemi ile Servet-i Fünun döneminin karşılaştırılması var. Birinci madde Tanzimat şiir için demiş ki kaside, terkib murabba gibi divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılırken burada bakın dikkat edin Servet-i Fünun döneminde eski nazım biçimleri tümüyle bırakılmış. Serbest müstezatın yanında sone, Terzerima gibi Batı edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır. O zaman Tanzimat edebiyatında divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılırken Servet-i Fünun döneminde artık Batı edebiyatından aldığımız nazım biçimleri ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İkinci madde hak, eşitlik, hürriyet, kanun, medeniyet gibi toplumsal konular işlenirken tanzimat döneminde Servet Fün döneminde aşk, doğa, üzüntü, umutsuzluk gibi bireysel temalar işleniyor. Dikkat ediyorsunuz. Bunun sebebini de yine söylüyorum. İkinci Abdülhamit döneminin etkisinden dolayı arkadaşlar dikkat ettiniz. Üçüncü kuralımız dönemine göre daha sade bir dil kullanmıştır. Evet tanzimat döneminde Divan Edebiyatı'nın ağır dili reddedilecekti hatırlıyorsunuz. O yüzden dönemine göre daha sade bir dil kullanılırken Servet Fino döneminde Arapça, Farsça sözcüklerden oluşan ağır bir dil kullanıyor. Amacım sanat yapmak olduğu için burada önemli olan şey şiire nasıl bir sanat oluşturabilirim? Anlam kapını nasıl sağlayabilirim? Bu önemli. O yüzden de ağır bir dil kullanıyorum. Dikkat ediyorsunuz. Dördüncü maddemiz ise aruz ölçüsü kullanılmıştır. Hece ölçüsünde birkaç de kullanılacak tanzimat döneminde. Aruz ölçüsü yine kullanılıyor servisyonunda. Hece ölçüsü yine birkaç şeyde kullanılacak. kullanacak. Bunda ortak özellik olarak ne yapabiliriz? Alabiliriz. Dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar mensur şiirin burada tanımı var. Özellikleri var. Kısaca şöyle size anlatayım bir tanımla. Mensur şiir nesil düz yazı cümleleri ile yazılmış şiirdir. Yani dikkat ediyorsunuz. Biz burada ses, söyleyiş, tema bakımından şiirden farksızdır. Ama dikkat edin birazcık daha böyle konuya yönelik şeyler var. Secilere yer vereceğiz. Burada önemli olan şey Bunlar dikkat ediyorsunuz mensur şiir türünde. Bunu niye anlatıyoruz mensur şiiri burada? Çünkü arkadaşlar Servet-i Finun döneminde mensur şiir türünde önemli eserler var. Önemli yerler var. Oraya dikkat ediyorsunuz. Hatta buna bir tane örnek verebilirim. Tevfik Fikret'in Balıkçılar adlı şiirini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gene Halit Ziya Uşaklıgil'in bakın Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler, Sesler adlı iki eser gene kaleme alınıyor. Gene Mehmet Rauf'un Siyah İnciler. Bakın bunlar da önemli mensur şiir türünde eserler. inceleyebilirsiniz. Ne demek istediğini zaten anlayacaksınız sevgili gençler. Hemen devam ediyorum. Servet-i Finun dönemi sanatçılarıyla. Bunlardan ilki kim? Tevfik Fikret. Önemli bir isim. Neden? Tevfik Fikret, Servet-i Finun dönemin oluşmasında etkili olan sanatçılardan birisi. Aslında Servet-i Finun döneminin oluşmasında en etkili olan isim Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem o dönem servet Finun bakın dikkat edin fenleri zenginliği anlamına gelecek. Burada gene bir tamlama var. Finun fen demek Servet zenginlik demek. Fenlerin zenginliği anlamına gelen bir dergi etrafında yoğunlaşıyor. O zamanlar derginin başında Ali İhsan Tokgöz var. Ali İhsan Tokgöz de Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisi. Recaizade Mahmut Ekrem Ali İhsan Tokgöz konuşup bu dergiyi Edebiyat dergisine çeviriyor. Edebiyat dergisine çevirdikten sonra da yazı işleri müdürlüğüne de kimi getiriyor? Tevfik Fikret'i getiriyor. Tevfik Fikret'le o dönemden itibaren artık yazı işleri müdürlüğüne geldikten sonra dergi etrafında ne yapıyor arkadaşlar? Eserlerini oluşturuyor ve daha çok Recaizler devam Teknoloji dediği gibi kulak için kafi anlayışıyla, sanat için sanat anlayışıyla eserlerini oluşturacak dikkat ediyorsunuz. Hemen bir bakalım şimdi yine. Aslı Mehmet Tevfik olan sanatçı Servet-i Finun Edebiyatı'nın şiir alanındaki en büyük temsilcisi olarak karşımıza çıkacak. Sanat yaşamının başında muallim Naci ve Recaizer'de Mahmut Ekrem'den etkilenen sanatçı Fransız şiirini tanıdıktan sonra François Coppé'den etkilenmiş ve kendi şiir dilini oluşturmaya ne yapıyor? Başlıyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz Tevfik Fikret'e. 1896'da Recazade Mahmut Ökrem'in isteğiyle Servet Fünün yazı işleri müdürlüğüne getirmiştir. Bakın az önce bahsettiğimiz şey kitabımızda da ne yaptı? Yer aldı dikkat ediyorsunuz. 1906'da Robert Koleji'nin yanında ev yaptırıp Arşiyan adını vermiş. Eşi ve oğlu Haluk'la birlikte orada yaşam yaşamıştır. Eşi ve oğlu Haluk yine oğlu, oğlu, Haluk da önemli arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz burada. Kendi dönemi sonrasında pek çok sanatçı etkileyen Tevfik Fikret kendisini Fikri İrfanı ve vicdanı hür bir şair olarak tanımlıyor arkadaşlar. Yine kaynak kitaplarda bu bilgiye rastlayabilirsiniz. Dikkat ediyorsunuz o yüzden. Şiirlerinde sürekli yenilikler aramış. Bak burası önemli. Şiirinde sürekli yenilik araması. Biçimde mükemmelliğe ulaşmaya çalışmıştır. Tevfik, fikret, aşk, aile, tabiat ve çocuk şiirleri de yazmış. Toplumsal ve dini şekli olmak üzere oldukça geniş bir yelpazede konular ele almıştır. Zaten şiirin konusunun genişletilmesini kimle sağlamıştık arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'le sağlamıştık. Tanzimat döneminde biliyorsunuz. E bu Tevfikret'te Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisi olacağı için şiirde bütün her şeyi ne yapabilirim? Güzel olan her şeyi şiire konu edebilirim düşüncesiyle şiirin yelpazesini ne yapıyor? İyice genişletiyor, dikkat ediyorsunuz. Günlük hayatın en ufak olaylarını ve onlara ait gözlemlerle duygularını şiirlerinde yansıtmaya çalışmıştır. Çocuklar için yazdığı şermin dışında bütün şiirlerinde aruz ölsünü kullanan sanatçı... Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Az önce dile getirmiştik. Servet Firuz dönemi genel özelliklerinde. Bakın Tevfik Fikret de Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan şairlerin en başında gelecek arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Bu arada Şermin'in özelliğini unutmuyorsun. Şermin neymiş? Çocuklar için yazdığı Şermin bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan sanatçı. Yani sadece Şermin de ece ölçüsünü kullanıyor. Diğer şiirlerinde neyi kullanıyor arkadaşlar? Aruz ölçüsünü kullanıyor. Şermin'in de bu özelliği önemli dikkat ediyorsunuz. Şiirde beyit bütünü zorunluluğu yok edilmiş. Anlamı diğer dizelerde tamamlamış. Hatta dizi ortasında yeni bir cümleye başlatılmıştır. Buna da Ancapman adı verilen bu teknikle nazmı ı Nesre yaklaştırıyor. Yani şiiri düz yazıya yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Türk şiirinin tamamıyla batılı bir tarzda bürünmesi için uğraşmış. Ve bunda başarılı olmuştur. Şiirlerinde ölçü ve dil dışında divan şahine ait hiçbir unsura yer verilmemiştir. Yani divan edebiyatını tamamıyla ne yapıyoruz? reddediyoruz Tevfik fikretle birlikte. Arapça ve Farsça tamlamaları sıkça yer veren sanatçının dili oldukça ağır. Bununla birlikte şiir içerisinde geçen diyalog bölümlerinde dili sade olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yine bu da bilmen gereken özelliklerden birisi aslında kaynak kitaplar yine sorabilir. Aynı zamanda bir ressam olan sanatçı Parnasizm akımından etkilenmiştir. Parnasizm şiirdeki gerçeklik demek biliyorsunuz. Tablo altı şiir yazmayla gene Tevfik Fikret önemli bir isim. Türk şiirinde insan, fen, teknik ve bilim tutkusunun başlayıp gelişmesi Tevfik Fikret sayesinde olmuştur arkadaşlar. Gene dikkat ediyorsunuz. Balıkçılar Ramazan Sadıkası Nesrin hasta çocuk gibi mazlum hikaye türünde yazdığı önemli eserleri var. Hepsini sorabilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz balıkçılar. Zaten balıkçılar az önce de getirmiştim. Okuyun göreceksiniz ne de demek istediğimi. Mensur şiir türünde gene önemli eserlerden. Türk gençliğinin Batı uygarlığı seviyesine ulaşmasını gaye edinen Tevfik Fikret, Türk gençliğine oğlu Haluk'un üzerinden seslenir. Bak burası önemli. Az önce oğlu Haluk önem demiştim ya. Arşiyan'da kendi ev yaptırıp orada oturuyor diye. Oğlu Haluk üzerinden Türk gençliğine ne yapıyor? Sesleniyor. Bu yönüyle de Türk gençliğine Asım üzerinden seslenen Mehmet Akif Ersoy ile benzerlikler gösterir. İki şairde de Temelde gençlik üzerinden bir kurtuluş beklemiş olsalar da metotları ve ulaşmak istedikleri amaç farklı olacak. Nitekim Tevfik Fikret batıcı bir gençlik yetişmek isterken Mehmet Akif İslamcı bir gençliğin yetişmesi için çaba sarf edecek. Dikkat ediyorsunuz. servet Finun dönemi bireysel bir anlayışla şiirler yazan Tevfik Fikret ikinci meşret sonrasında toplumcu bir anlayışa yönelmiştir. Bu nedenle sanat yaşamı iki dönemde incelenecek. Dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar aslında Tevfik Fikret daha çok böyle toplumsal temalar üzerine yoğunlaşmayı amaç edilmiş bir sanatçıydı. Ama dönemin baskıcı tutumundan dolayı ve Recaizade Zade Mahmut Ekrem'in öğrencisi olmasından dolayı onun isteği üzerine daha çok bireysel temalar üzerine yoğunlaştı. Ama yine de toplumcu bir tutumda olduğu için 1896 ve 1901 yıllar arasında Servet Fünun dönemi olarak da adlandırabileceğimiz özellikle aşk, doğa, ayrılık, yalnızlık gibi günlük hayatta karşılayabilecek bireysel temaları işlediği dönem olacak. Ama 1901-1915 yıllar arasında Servet Fünun dönemi dağıldıktan sonra kapatıldıktan sonra arkadaşlar dikkat edin. Artık burada hürriyet vatan gibi toplumsal temaları şiirlerinde işleyerek topluma yönelik eserler verecek. Gene bu uyarıya da ne yapıyorsun dikkat ediyorsun. O zaman Tevfik iki tane sanat anlayışı Bir ilk dönemde Servet Fünun dönemi dağılmadan önceki dönemde sanat için sanat. Servet Fünun dönemi dağıldıktan sonraki dönemde toplum için sanat anlayışıyla eserlerini veriyor. Arkadaşlar burada önemli şiirleri var. Sis önemli. Ferda önemli. Bir lastahi tahayyül önemli. Bunlara dikkat edin. İçeriklerini bilin arkadaşlar. Çünkü Servet-i Fün dönemi şiirlerinde bunu soracak. Kitabımızda detaylı bir şekilde yazıyor. Yine tarihi kadim 95'e doğru balıkçılar, Han Yama ve Şermin adlı eserleri önemli. Dikkat ediyorsunuz. Burada da diğer eserleri var. Şiir, rübab Şikes'te, Halu'nun Defteri, Rübab'ın Cevabı, Şermin ve Düz Yazı'ndaki Dil ve Edebiyat yazıları, Nesir Tünri yazdığı yazıların ölümünden sonra topladığı eserler olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dediğim gibi Tevfik önemli. Tevfik Fikret'in şiirlerinin içeriğini biliyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Eserlerine de çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu eserlerin hepsi Tevfik Fikret'le ilgili sorularda karşınıza çıkabilir. Dikkat ettiniz. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer sanatçımız da Cenab Şahabettin'le. Cenab Şahabettin de gene Servet-i dönemi şiircileri arasında önemli yer tutacak. Edebiyatı ciddilerin önde gelen isimlerinden biri olan Cenap Şahabettin, 1870 yılında Manastır'da doğmuştur. Fevziye İdadi'sini ve askeri tıbbiye bitirdikten sonra tıp tasi için Paris'e gönderilen Cenap Şahabettin, bak burası önemli. Paris'e gidiyor arkadaşlar bu Batı edebiyatı işte Paris dediğimiz şey. Cenap Şahabettin 1914'te emekli darül Darülfinun'da müderrisliğe başlamış Batı edebiyatı ve Fransız dili okutmuştur. Bak burası çok önemli. Batı edebiyatı ve Fransız dili okutmuştur. Dönemin aslında Fransız edebiyatına öne kalmamızdaki en etkili unsurlardan birisi burası. Cenab-ı Şahabettin'in Batı edebiyatı etkisinde yoğrulmuş bir sanatçı olması. Yenilikçi bir şair olan Cenab-ı Şahabettin çok süslü ve ağdalı bir dille sonra biçimiyle yazdığı aşk ve doğa şiirleriyle sembolizmin öncüsü sayılmıştır. Bakın sembolizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcisi kim diye sorulursa kimi söyleyeceğiz? Cenab-ı Şahabettin diyeceğiz arkadaşlar. Çok önemli dikkat ediyorsunuz. Servet Fünun sanatçılar arasında dil konusunda en çok eleştiren sanatçı olmuştur. Bak dil konusunda en çok eleştiren sanatçılardan birisi gene cenab Şahabettin. Daha önce kimsenin duymadığı Berfi Zerrin, Altın Kar, Saati Semanfen, Yasemin Kokulu saatler gibi bunlar Fransızca tamlamalar arkadaşlar. Fransızca tamlamaları geliyor edebiyatımızda yerini alıyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bunu yapan da kim? cenab Şahabettin. Bakın kavramlar sorulabilir. Fransız tamlamalar sorulabilir. Fransızca tamlamalar sorulabilir. Dikkat ediyorsunuz o yüzden bu tamlamalara. Dil konusunda Servet-i Finun dönemi anlayışını hiç değiştirmemiş. Özellikle yeni lisan hareketinin etkisiyle Servet-i Finun'dan arkadaşları dahi dillerini sadeleştirirken o hep aynı ağır dille yazmaya devam etmiştir. Çünkü amacımız sanat yapmak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bu yüzden Milli Edebiyat'ın önemli temsilcilerinden Ali Canip yöntemle tartışmalara ne yapacak girecek. Biliyorsunuz Milli Edebiyat döneminde dilde sadeleşme çabaları var. Dilde sadeleşme çabaları ne? Halkın konuştuğu Türkçeyi eserlere yansıtmak amaçlanıyor. O yüzden Ali Canif yöntemleri sürekli bir tartışma içerisinde buraya da dikkat ediyorsunuz. Şiirlerinde müzik kaliteye büyük önem veren şair. Gene müzik kalite sembolizmin etkisiyle arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Aruz ölçüsünü müzik kalite bakımından zengin bulduğu için ömrünün sonuna kadar neyi kullanacak? Aruz ölçüsünü kullanacak. Hece ölçüsü ve sade ile karşı olan Cenab-ı Şahabettin hece ölçüsünü parmak hesabı olarak nitelemiştir. Yani birazcık daha basit görüyor arkadaşlar parmak hesabı. Çünkü neden? Hece ölçüsü dizilerdeki mısra sayısının eşitliğine dayanan bir ölçü çeşidiydi. Yani sen şiirin birinci mısrasını 7 ile kurduysan, yedi heceli bir ölçüyle kurduysan, ikinci mısra da 7, üçüncü mısra da yedi, dördüncü mısra da 7'li yedi, ölçüyle kurulmak zorunda. Buna dikkat ediyorsunuz. Çok geniş ve zengin bir hayal gücüyle şiir yazan cenab Şahabettin şiirlerinde doğa tasvirlerine sıkça yer vermiştir. Doğa tasviri dediğim şey doğa betimle bahsediyor. Dikkat edin. Sonra nazım biçimde ve özellikle serbest müstezatı kullanan sanatçı serbest müstezat biçimiyle kaleme aldığı Elhan-ı Şita Kış Ezgileri adlı şiirleriyle gene karşımıza çıkacak. Dikkat ediyorsun. Cenab-ı Şahabettin bu şiirde farklı arzu kullanarak kar yağışının hızlanıp yavaşlanmasını şiire ne yapacak? yansıtacak. Dikkat ediyorsunuz az önce dile getirmiştik zaten. Elhan işte da kar sesini o şiirdeki okurduğu harflerle, sözcüklerle yakalamaya çalışıyor. Dikkat ediyorsunuz. Şairin heceleri musiki uyumlu olarak kullandığı bir diğer önemli şiiri de Yakazatı Leyliye Gece Uyanıklıkları adlı eseri gene önemli arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz bu eserde. Sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcisi olan sanatçı Parnasizm akımından da etkilenmiştir. Bakın bu öğrenciler arasında çok sık soruluyor. Sembolizmin ilk temsilcisi ama Parnasizm akımından da etkili olacak. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Her iki akımda da var yani. Servet-i sonra en etkili şairi olan Cenab-ı Şahabettin 1908'den sonra düz yazıya ağırlık vermiştir. Mektup tarzında kaleme aldığı Hac yolunda adlı gezi yazısı Edebiyatımızda bu türün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Yıldız atıyorsunuz. Hac yolunda yine önemli eserlerden birisi arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Gezi içerisinde en başarısı kabul edilen Avrupa mektuplarıdır. Yine Gezi yazıları bitmedi Hac yolundayla. Avrupa mektupları da yine Gezi yazısında vermiş olduğu önemli eserlerden birisi. Eserde Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya ve Avusturya'nın içinde bulunduğu duruma dair izlenimleri yer aldı arkadaşlar. Bu Avrupa mektuplarına dikkat ediyorsunuz. Düz yazı türünde tanınmış bir diğer eseri de özdeyişlerin bulunduğu yani atasözlerin bulunduğu tiryaki sözleri arkadaşlar. Yine önemli eserlerinden birisi. Şiirlerini tamat. Sanat değeri olmayan gençlik şiirlerinden oluşturdu. Dikkat ediyorsun. Evrak-ı Leyal Erhan Şita, Temaşay Leyal, Yazakatı Leyliye, Temaşay Hazan, Son Arzu gibi önemli şiirlerin olduğu şiir kitabı olarak karşımıza çıkacak Evrakı Leyal. Ama bunları tek tek de bize ne yapabilir? Sorabilir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Gezi yazısı haç yolunda önemli. Avrupa mektupları önemli. Suriye mektupları önemli. afak Irak yine çok önemli. Bu gezi yazısını muhakkak ne yapabilir? Sorabilir bize arkadaşlar. Yine önemli. Tiyatrolarında yalan, körebe, küçük beyler gibi İsimler var, eserler var. Dikkat ediyorsunuz. Makare deneme sohbet türünde yazmış olduğu Evrak-ı Ayam, Nesri Harp, Nesri Surt gibi eserlerimiz var. Özdeşlerinde tiryaki sözlerimiz var. İncelemede William Shakespeare, Divanı Kadı Burhanettin gibi incelemelerimiz karşımıza çıkacak sevgili gençler. Buraya da dikkat ediyorsunuz. Geçiyorum bir diğer Servet Fino sanatçısı Süleyman Nazif. Süleyman Nazif de hem Doğu hem Batı Edebiyatları hakim bir sanatçı olan düz yazılara tanınmış olan bir sanatçımız arkadaşlar. Süleyman Nazif buraya da dikkat ettin. Servet film döneminde sanat için sanat anlayışına bağlı kalan sanatçı 1908 sonrasında toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Yani Tevfik Fikret gibi aslında hem sanat için sanat hem toplum için sanat yapan sanatçılarımız içerisinde dikkat ediyorsunuz. Süleyman Nazif edebiyatında en parlak dönem meşrutiyet yılları ve sonrası olarak karşımıza çıkacak. Yine Süleyman Nazif Servet Fino döneminde sorulacak sanatçılardan dikkat ediyorsunuz. İtilaf devletlerinin İstanbul işgal etmelerini protesto etmek amacıyla kaleme aldığı kara bir gün bak önemli adlı yazısından dolayı Malta'ya sürülen sanatçı burada vatan temalı şiirler yazmaya devam ediyor. Yani sürgün edilmesine rağmen yine toplum için sanat anlayışıyla eserler vermeye devam ediyor. Şiirlerinde gizli figanlar Fırak-ı Irak. Arkadaşlar bakın Afak-ı Irak'la karıştırmayın. Afak-ı Irak Cenab-ı Şahabettin'in fırak ı Irak Süleyman Nazif'in eseri. Bu ikisi birbirine çok karıştırılıyor. Soru çözümlerinde çok gördüğümüz yanlışlardan birisi burası dikkat ediyorsunuz. Şiir düz yazı yazmış olduğu Batarya ile Ateş ve Malta Geceleri çok sık soruluyor gene Süleyman Nazif'te. Dikkat ediyorsunuz. Monografi türünde Namık Kemal Mehmet Akif ve Fuzuli yazdı arkadaşlar. Makalede de Çal Çoban Çal yine sorulan makalelerinden birisi Süleyman Nazif'in. Yine Servet Finun dönemi önemli sanatçılarından biri olduğu için Süleyman Nazif'e de lütfen eserleriyle birlikte ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Bu dönemde de Servet Finun dönemi şiiri ve sanatçılarından bahsettik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. <laughs>